SporX. Gençler Birliği Galatasaray. Muhtemel 11. Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman stadında saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Gençler Birliği Galatasaray maçını Beyin Sports canlı yayınlayacak. Süper Lig'de 36 maç oynayan Galatasaray, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 72 puan topladı. Sarı Kırmızılı takım, 39. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 3. sırada girdi. Gençler Birliği ise 36 karşılaşmanın 9'unu kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 19'unu kaybetti. Başkent ekibi, hanesinde yazdırdığı 35 puanla haftaya 20. sırada başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı, Galatasaray 6-0 kazandı. İki takımın eksikleri. Ev sahibi Gençler Birliği'nde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da Fatih Öztürk, Ogenekaro Etebo, Christian Luyendam'ı ile Valentine Ozorn Vafor maç kadrosunda yer almıyor. Muhtemel 11'ler Galatasaray Muslera, Şener, Dong, Markao, Saraççı, Taylan, Emre Akbaba, Getsin, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Muhammed Gençler Birliği Nordfeld, Metias, Arda, Diego, Halil İbrahim, Soner, Piris, Sio, Lima, Kandayas, Stanku 98. Randevu. Galatasaray ile Gençler Birliği, Süper Lig'de yarın 98. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 97 maçta Sarı Kırmızılılar 54, Kırmızı Siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 170 golüne, Gençler Birliği 101 golle yanıt verdi. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 6-0 kazandı. Ankara'daki maçlar. Galatasaray ile Gençler Birliği arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 5 farklı üstünlüğü bulunuyor. Başkent'teki 48 lig maçında Galatasaray 20, Gençler Birliği 15 galibiyet aldı, 13 karşılaşmada berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 68 gol attı, Gençler Birliği ise buna 58 golle karşılık verdi. En farklı skorlu galibiyetler. Galatasaray, Gençler Birliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti. Sarı Kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile bu sezonun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti. Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı. Galatasaray'da iki isim sınırda. Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Ogenekaro Eteboda sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Eğer iki isim de bu maçta kart görürse Beşiktaş derbisinde sahada olamayacak.